Kare Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. İngiltereli mimar Simon Gill tarafından tasarlanan The Lodge House Amerika'da yer alıyor. Bir manastır evini andıran bu yapıda tüm yaşam alanlarının bol ışık ve manzaraya sahip olması hedeflenmiş. İç dekorasyonda kullanılan ürünler eve avantgard bir hava katıyor. Taş duvarları ve ferah dokusuyla The Lodge House pastoral bir ortam deneyimini yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor. İngiltereli mimarlık ofisi Raw Architecture Workshop tarafından hazırlanan Concrete House Amerika'da yer almış. Dış cephenin ham görüntüsü yapıya farklı bir şıklık katmış. Dekorasyonda kullanılan net çizgilerle sadelik gözetilmiş. İç mekanda yeşilliklerle doğal bir hava yaratılan Concrete House, stil sahibi ziyaretçilerini bekliyor. İspanyalı mimarlık ofisi Slow Studio tarafından tasarlanan House in Hills of Madrid, İspanya'da yer almış. Bir bağ evini andıran bu yapıya uzun koridorla kompakt bir form kazandırılmış. Doğal dokuların sıkça kullanıldığı evde güneş ışığından faydalanmak amaçlanıyor. Yüksek tavanı ve geniş yaşam alanıyla House in Hills of Madrid, sade ve şık bir ortam arayışında olanların uğrak yeri olmayı da başarıyor. Avustralyalı mimarlık ofisi Panda tarafından hazırlanan NN House, Japonya'ya konumlanmış. Farklı görüntüsüyle dikkat çeken evde mahremiyet ön planda. Sade dekorasyonuyla minimal bir çizgide yakalanmış. Rahat yaşam alanı fırsatı sunan NN House, küçük alanda ferah bir atmosfer yakalamayı da böyle başarmış. Avustralyalı mimarlık ofisi Placement tarafından tasarlanan Garden House, Avustralya'da konumlanmış. Yumuşak renkleriyle dikkat çeken bu yapı, sakin bir görünümü de böyle yakalıyor. İç mekanda retro sayılabilecek detaylar ustaca kullanılmış. Bohem bir atmosfere sahip olan Garden House, tarzından ödün vermeyen misafirleriyle buluşacağı günü bekliyor. Yine bir Kare Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar, mimarlıkla kalın, esen kalın.